dönmeyeceklerini söyledi. Çok net çizdi altını. Biliyoruz ki Millet İttifakı da parlamenter sistemi ön plana çıkarıyor ve bu ittifakta yer alacak partiler de bir ön şart olarak parlamenter sistemi gündeme getiriyor. Şöyle diyebilir miyiz? Önümüzdeki seçim aslında bir anlamda vatandaşın ne şekilde yönetileceğini de seçeceği bir seçim olacak diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Zaten dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı konuşmasında, meclis açı konuşmasında da yeni bir şey söylemedi. Yeni söylediği tek şey yeni anayasaydı. Ve onun dışında başka bir şeyden aslında çok fazla söz etmedi. Fakat yeni anayasayla ilgili de Türkiye'de şu anda bir siyasal iklim yok. Yani bunu gerçekleştirilebilecek anayasalar biliyorsunuz temel uzlaşma metinleridir. Türkiye şu anda ortadan ikiye bölünmüş, kutuplaşmış bir ülke. Böyle bir ülkede yeni anayasadan söz etmek aslında neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla da işte muhalefetin dile getirdiği aslında hükümet sistemini ya da bizim deyim yerindeyse tırnak içinde söylüyorum uydurduğumuz bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi bir sistemi ortadan kaldırıp başka işte adına güçlendirilmiş, iyileştirilmiş diyebilirsiniz ya da bir tür geri dönüş olabilecek parlamenter sisteme geri dönmek. Mecburen gündem ve konu bu olacak. Peki o zaman size de aynı soruyu da sormak istiyorum. O konuşma, dünkü parlamento konuşmasında Kürt sorunu yok biz her yönüyle çözdük dedi Sayın Erdoğan. Fakat biliyoruz ki %10'luk HDP'nin ortalama diyeyim yapılan anketlere göre %10'luk bir oyu da var ve aslında her iki ittifak da HDP'den de oy alabilmek için Millet İttifakı belki bir ortaklıkla olabilir ama Cumhur İttifakı HDP'nin de oylarından almak istiyor. Bu çok net bir şekilde gözüküyor. Peki sokaktaki talepler görülmüyor mu acaba Cumhur İttifakı tarafından yoksa Sayın Erdoğan'ı sınırlayan ittifak ortağı MHP mi? Sondan başlayalım. Evet. Bence ittifak ortağı MHP veya MHP'nin tutumu diyelim. Bu konuda çok net çizgiler çizdiler ve de bu Kürt seçmende ya da HDP'nin seçmeninde bir karşılık bulmadı. Bu Diyarbakır ziyaretinin de bu anlamda çok iyi geçtiğini ve oradan da iyi bir geri dönüş aldığını bir kendi tabanında yeniden bir Kürt oyunun artacağı gibi bir izlenim edinmediğini düşünüyorum. Biliyorsunuz AK Parti aslında Türkiye'de Kürt oyları alan en çok alan ikinci partiydi. Ama şu anda yine ikinci parti fakat çok daha büyük oranda %60'larda 70'lerde HDP'nin bu oyu aldığını görüyoruz. Dolayısıyla ben yani AK Parti'nin iktidar partisinin kaçınılmaz olarak bunun araştırmalarda kendisine bir geri dönüş olduğunu bunu gördüğünü düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de var. Kürt seçmen yaşadıkları şu anda İşte salt Kürt olmaktan ya da etnik kökenden ötürü bir problem değil. Şu anda onlar da Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunları aynen yaşıyorlar. Ekonomik sorunları yaşıyorlar özellikle. Burada salt Kürt politikası ile ilgili bir şeyin değişmesi değil, Türkiye'nin genel ekonomi politikası ile yönetim politikası ile ilgili bir şeylerin değişmesi lazım. Oraya yansıyan, o bölgeye yansıyan sorunların birebir neredeyse artık aynısını batıda da doğuda da yaşıyoruz. Ben bu anlamda AK Parti'nin bunu araştırmalarda gördüğünü, oraya yönelik açılımın temel Kürt politikasıyla ilgili bir nasıl diyelim yeni bir getir sağlamayacağını düşündüğü için eğer orada da bir ekonomik politikada veya başka şeylerde iyileşme sağlamadan ben Kürt seçmenden belli bir oy yüzdesiyle açıkçası eski seçmenini diyelim geri alabileceğini düşünmüyorum. Peki Sayın Dündar, az önce biraz bahsettik gerçi sizinle ama siz bölgeye de gittiğiniz için yakın zamanda bir kez daha belki biraz daha açarak anlatmak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir belgeselde yaptığı açıklamadan bir bölümle Kürt sorununda siyasette muhataplık tartışması başlamıştı. Bunun sonrasındaki açıklamalar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, özellikle de İyi Parti lideri Meral Akşener'in Halk TV ekranlarında yaptığı HDP meşrudur, meşru bir partidir yönündeki açıklamalar bölgede, bölge halkı üzerinde nasıl bir etki yarattı? Bu partilere bakış açısında bir farklılık yarattı mı? Ya da bir beklenti var mı? Şimdi halk nazarında HDP'nin
Oy bandı zaten sizin de az önce bahsettiğiniz gibi her ne kadar kimi anketlerde %15'e kadar gözüken bir oy oranı olsa bile halk nazarında HDP'nin kabulülülüğünün noktasında bir tartışma zul götürür. Yani nihayetinde HDP diye bir gerçek bir parti var, vekilleri var ve nihayetinde meclise ve sadece Güneydoğu'nun değil Türkiye'nin bütün problemleriyle hemhal olmuş ve bu görüşleri de halkla paylaşan bir partiden söz ediyoruz. Dikkat edin, Cumhur İttifakı işine geldiği şekilde her türlü sansasyona imkan verecek kertede. Yeter ki rey oranı artsın, yeter ki Cumhur İttifakı iktidarda kalmaya devam etsin. Bunu hatırlayalım. İstanbul seçimlerinde Abdullah Öcalan'ın kardeşi ya da Abdullah Öcalan'ın mektubu kullanıldı. TRT'de röportajları yayınlandı. Velhasıl İstanbul seçimleri ve Ankara seçimleri kazanmak adına bunlar yapılmıştı. Hakeza Bahçeli'nin de Abdullah Öcalan'ın beyanı ile ilgili görüşünü beyan edebilir, seçmenlere hitap eder babında böyle bir beyanı olmuştu. Hatırlayalım. Bu da aslında iktidarın gerekirse Abdullah Öcalan'dan ya da benzeri kişilerden bir fayda ummaya dönük girişimlerini gördük. Lakin halk nazarında bu, hatırlayalım, 800 bin gibi bir farka tekabül etmişti. Dolayısıyla halk bu noktada artık bilinçli vaziyette. Ve Selahattin Demirtaş'ın yadsınamaz bir gerçeği ve liderliği söz konusu. Onu da yönlendirmeleriyle beraber hem Güneydoğu'da hem de Türkiye genelinde Kürt seçmenler noktasında Cumhur İttifakı'nın haricinde ve uzağında bir beyanda bulunmaktalar. Lakin HDP'nin Mithat Sancar üzerinde her ne kadar Cumhur İttifakı'yla görüşmeyiz demiş olsa bile ben şu saat itibariyle hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın muhtemel bir seçimde oy bandının HDP'nin destekleyici ittifakı kazandıracak kertede olduğunu düşünenlerdenim. Zira 10 sapasağlam bir oy oranı ve ben %15'e kadar yükseliş bandında olduğunu düşünenlerdenim. Yani HDP'nin destekleyeceği ittifak seçimi kazanacaktır. Bunu beyan edelim. Peki Sayın Özçelebi, bu çerçevede size sorayım o zaman. Cumhur İttifakı'ndan İstanbul seçimleri, yani belediye seçimleri öncesinde olduğu gibi bir açılım, bir adım gelebilir mi, bekleyebilir miyiz? Örneğin, tamamen farazi söylüyorum. Örneğin Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması gibi, ki Avrupa Konseyi'nin böyle bir beklentisi kararı vardı. 1 Ekim itibariyle süre doldu. En azından bir takvim istiyordu, evet. Karara uyulması ile ilgili. Bir adım atılabilir mi? Bir. İkincisi, atılacak bu adım nasıl bir karşılık getirir? Yani yine Demirtaş örneğinden vereceksek, onun sonuç itibariyle dışarıya çıktığında duruşu, olacağı yer, yapacağı açıklamalar belirleyici olacaktır. Nasıl bir adım atılabilir ve karşılığı olur mu? Şimdi açıkçası sondan başlayarak gidelim yine. Bence bir karşılığı olmaz. Çünkü artık şöyle bir şey var. Kürt seçmeninde de veya Türkiye seçmeninde de iktidarın bu yönde attığı adeta kozmetik diyebileceğimiz adımların seçmende inandırıcılığı yok. Şu anda AK Parti'nin geldiği en büyük, HDP seçmeni açısından da genel politikalar açısından da geldiği en büyük problem ya da yaşadığı